60 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Biraz böyle değişik bir açılış olmuş olabilir. Çünkü Mithat abicim her zaman olduğu gibi bugün de formunda ve kamera arkasında beni bir parça tiye alıyor. Tam başla Bahar dedi, söyledim dur dedi, tekrar başla dedi, tekrar söyledim, yine dur dedi, tekrar söyledim, artık bir duralım dedik değil mi Mithat abi? Artık bir açılışımızı yapalım, izleyicilerimizle bir araya gelelim. Yarışmamıza başlayalım istiyoruz. Biraz rüzgarlı bir İstanbul gününde beraberiz. Ve yine kamera kapandı. Bir önceki cümlemden sonra hazır mısın Mithat abi? Hadi bakalım bugün çekimler umarım güzel olur. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Sporcu bir hanımefendi var yanımda. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. İsim nedir? Gizem Demircioğlu. Gizem Hanımcığım, spordan mı geliyorsunuz? Spordan değil, spora gideceğim sizden spora sonra. Gidiyorsunuz. Evet. Neyle ilgileniyorsunuz? Fitness. Aynı zamanda Türkiye şampiyonluğum var. Aa, Türkiye şampiyonluğunuz evet. Var. Belki duymuşsunuzdur bikini fitness yarışmaları vesaire. Evet, vücut duydum. Geliştirme altında. Peki, evet. Şahanesiniz. Kolaylıklar dilerim. Hakikaten artık spor hayatımızın vazgeçilmez bir evet. Parçası. Her ne kadar benim gibi spora adapte olamayanlar da varsa biz de günün birinde olacağız. İnşallah. Öyle ya da böyle. İnşallah, önemli. Peki. Gizem Hanım, genel kültürünüze güvenir misiniz? Zaman zaman diyelim. İnşallah. Çok iddialı bugün de güvenirsiniz. Yani. O sizi yanıltmaz diyeyim daha doğrusu. İnşallah. İlk sorum şu. Sırtı kara, göğsü ak, iyi yüzen fakat uçamayan deniz kuşu hangisidir? Benim. Penguen. Penguen. Doğru. Böyle böyle yürürler diye geçecektim. Tebrik ediyorum. En sevdiğin hayvan hangisi? Kedi. Zaten iki tane kedim var. İsimleri ne? Tarçın ve Cookie. Kaç yıldır seninleler? Bir tanesi 10 senedir, bir tanesi 7 senedir. Maşallah büyütmüşsün onları da. Evet. Çoluk çocuğu da büyütmüşsün. 6 yaşında da bir tavşanımız var. Aa, peki evet. Süpermiş. Onun adı ne? Şımarık. Peki tavşanla kedi nasıl geçiniyor? Araları nasıl? Çok iyi anlaşıyorlar. Zaten oldukça uysallar. Tavşan. Bir problem olmuyor. İyi, şahane. Çünkü bazen kediler yırtıcı olabiliyorlar. Evet. Onların genetiğinde var evet. Yani. Peki, ikinci sorum şu. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii nerededir? Biz gördük, gittik evet, hatta. Karşıda. Karşıda değil, yani burada. Tam karşı tarafta da evet. İstanbul'da değil. Kopya yok Mithat abi artık. Artık. Beni de bağırttılar ya sevgili seyirciler. Edirne. Edirne doğru cevap. Geliyor alkışlar. Mithat abi bana arkadan üzülmüş, ağlıyormuş gibi poz yapıyor. Allah aşkına yedi beni İrem. Görüyorsun değil mi? Gerçekten ne çektim diyor İrem. Haklıyım sevgili seyirciler. Burada Mithat abiyi kontrol edemiyorum. Mithat abi seni dizginlemesi için de bir arkadaşımızı rica edeceğim kanaldan. Ağzına bantla. Bir de maske var yani zaten. Nasıl şey yapıyorsun anlamıyorum. Son sorum şu. Bir tatil planınız var mı? Tatilden giriş yapayım. Yani şu anda malum durumlardan dolayı yok ama inşallah Ağustos'ta gibi. Neresini düşünüyorsunuz? Antalya tarafı. Genelde Antalya, Alanya oluyor. Peki. Benim sorum şöyle. Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında bulunan adanın adı nedir? Kaş'ın karşısındaki adanın ne adasıdır? Gittiniz mi Kaş'a hiç? Sadece bir kez gittim. İki sene önce. Yani yol üstünde zaten turlarken geçmiştik ama çok fazla şu anda... Adanın adı Manisa'nın M'siyle başlıyor. Evet. Gizem Hanım gözlerle etrafı süzüyor. Bir kopya gelir mi acaba anda, oralardan evet. Diye? Kaş'ın karşısında bir ada. Evet, Gizem Hanım soruyu duyamayanlar evet. için tekrar ediyor sevgili seyirciler. Bir şey. 5'ten geri sayacağım. 5. Ay. 4. 3. Antalya Kaş. 2. 1. Neyse olacaktı. Hiçbir fikrim yoktu. Olsun, öğrenmiş olduk Gizem Hanımcığım. Tanışmış olduk. Evet, maksat yarışmak zaten. Kesinlikle öyle. Kendinize gibi. Çok iyi bakın. Çok teşekkür sağ ederim. Kalın. Sağ görüşürüz. Olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Beyefendiyle yarışmaya devam ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ne kadar böyle tok bir ses tonunuz var. Çok teşekkürler. Değil sizin mi, de öyle. Abicim? Peki ne yapıyorsunuz bugün? Burada çalışıyorum. Sizi görmüşken bir yarışalım dedik. İyi yaptınız siz de hoş geldiniz caddemize. Hoş bulduk Bağdat Caddesi'ne efendim. Evet, çok vallahi güzel yer. Biz bugün ekipçe Anadolu yakası çocuğuyuz zaten değil mi? Mithat abicim, İrem'cim. Biz Anadolu yakasındayız. Seviyoruz valla. İki yakayı da seviyoruz. İstanbul'un iki yakası pek bir araya gelmiyor ama olsun.
Tabii Anadolu yakasının yeri gönlümüzde daha bir başka. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Burada 3 yıldır çalışmaktayım. Cadde çok şahane, insanları güzel, ortamı çok güzel. Severek çalışıyoruz. Korona sürecinden etkilendiniz mi? Tabii bir işlerde düşüş var, yarı yere bir düşüş var. Ama insanlar burada sağlıklı bir şekilde yine sosyal mesafeli hayatını sürdürebiliyor. Biz de sosyal mesafeli yarışmaya devam ediyoruz efendim. Genel kültürünüz iyi midir? İyi diyelim, iyi olsun. İyi olsun. İsim neydi? Emre ben. Emre Beyciğim'le başlıyoruz yarışmaya. Nerelisiniz? Aslen Rizeliyim ama doğma büyüme İstanbulluyum. Peki benim sorum size şu. Sivas'ın plaka kodu kaçtır? 58. 58 doğru cevap geliyor, alkışlar kocaman. Ne oldu Mithat abici? Senin sesin buraya geliyor Mithat abicim. Bütün kopyalarını duyabiliyorum Mithat abi buradan. Mithat abi yine bugün... Mithat abi, biliyordum ben onu. Biliyordum ben onu, Mithat abi diyor. Rizeli ya, hemen iki Rizeli birbirine Rize, Sivas yardım. Rize şey bu arada yani, futbolda böyle kardeş kulübü. Bir de Mithat abicim de Rizeli. Gerçi Rizeli hadi mi, ya. İzmitli mi belli olmuyor arada ama İrem arkadan. Sen de mi Rizelisin? O zaman bak, ben buraya dönüyorum. İrem ayrı konuşuyor, Mithat abi ayrı konuşuyor, yarışmacım ayrı konuşuyor. Kimse beni kale almıyor burada. Peki. Önemli olan yarışmak ama. Önemli olan yarışmak, onda hemfikiriz, tamam. İkinci sorum şu. Ordu'da rütbesi Teğmen'le yüzbaşı arasında olan subay kimdir? Ne deriz ona? Teğmen'le yüzbaşı. Evet, arasında. Üst Teğmen. Üst Teğmen doğru cevap geliyor. Alkışlar. Nerede yaptınız askerliği? Konya'da yaptım. Nasıl geçti? Mükemmel geçti. Buradan tüm komutanlarıma da selam gönderebilirim. Peki, hepsine teşekkür ederiz. Peki, Mehmetçiğimize de efendim selamlarımızı iletelim. Son sorum da şu size. Serçegillerden başında ve boynunda kırmızı sarı tüyler bulunan güzel öten küçük kuşun adı nedir? Çok iyi biliyorum bunu. Saka. Saka kuşu doğru cevaptı efendim. Geliyor alkışlar kocaman. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Öncelikle çok teşekkür ederim. Mükemmel bir yarışmanız var. Formatınız mükemmel. Çok kanalınız mükemmel. Hepinize başarılar diliyorum. Hemen geldim çok market çekimi Rem'den. Market çekimi de alayım size, takdim edeyim efendim. İyi günlerde kullanın. Bizi hatırlayın. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler efendim. Hoşçakalın. Genç bir arkadaşımla yarışmaya devam ediyorum. Tarzına bayıldım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Vallahi genç arkadaşlarımız stilleri çok güzel değil mi Mithat abicim? Böyle aksesuarlar da takıyorlar beylere yakışan. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19. Daha küçük gösteriyorsun, onu söyleyeyim. Bu şu an senin için dezavantaj, evet, olabilir. İleride, ileride çok büyük avantaj olacak, daha emin iyi olacak. Ol. İsim neydi? İsmim Onur. Onur, ne yapmaya çıktın bugün dışarıya? Bugün antrenmanımız var. Ne antrenmanı? Amerikan futbolu antrenmanı. Oo, Amerikan futbolunu gerçekten çok seviyorum ama bir abla olarak kardeşim de Amerikan futbolu oynamak istedi. Oynama dedim. Köprücük kemikleri bilmem ne, çok, evet, tehlikeli. Evet, sakatlıklar çok oluyor ama bir o kadar da eğlencesi var. Bir sakatlığın oldu mu spordan dolayı? Şu an daha bir sakatlığım aman olmadı. Aman Allah korusun, olmasın zaten. Peki yollarımız kesişti. Evet. Yarışacağız. Yarışacağız. İlk sorum geliyor, o da şu. Tabii ki de. İlk seferinde bir buzdağına çarparak batan ve filmlere konu olan devasa yolcu gemisinin adı nedir? Titanic. Titanic doğru cevap. Hepimiz izlemişizdir herhalde Titanic'i, değil mi? İzledin tabii mi? Ki de izledim. O romantik sahneleri var. Direkt aklıma Titanic, evet, deyince o romantik sahneyi yapacak bir kız daha bulamadık ama izlemekle yetiniyoruz. Ne? Romantik sahneyi yapacak bir kız bulamadık ama izlemekle yetiniyoruz. Peki, bakalım. Peki peki, inşallah Allah gönlüne göre birini verir. İnşallah. Seyirlik değil, ömürlük olur. Aynen öyle. Çok teşekkürler. İkinci sorum şu. Arnavutluk Cumhuriyeti'nin bayrağında bulunan çift başlı kartal figürü ne renktir? Bayraklarla aran nasıl? Ülke bayraklarıyla. İyi. Kırmızı değil. Siyah o zaman. Siyah doğru cevap efendim. Gelsin alkışlar kocaman. Peki ne okuyorsun? Uçak teknolojisi okuyorum. Uçak teknolojisi. Gerçekten, evet, muazzam bir bölüm bence. Sağ olun. Asla teşekkürler. Asla bitmeyecek bir şey. Evet. Keşke öyle. Yani böyle valla bazen böyle sosyal medyada siz de görüyorsunuz. Yıl olmuş 2020. Biz virüslerle, vebalarla uğraşıyoruz ama çocukken görüyorduk işte Jetgiller çizgi filmi. Onlar havada uça uça her yere gidiyorlardı. Biz, evet, sanıyorduk ki uçan arabalar olacak bu yüzyılda. Ama galiba biraz zor. Çok üstüne çok konuşmamız gerekiyor. Tamam, hiç uzatmayalım. Yarışmaya devam edelim diyor arkadaşım. Yok estağfurullah, yani peki, konu peki uzar anlamında. Peki. Son sorum da şu. Hazırsan. Hazırım. Tahin, nohut, patates, soğan ve tarçınla yapılan lezzetli yemeğin adı nedir? Bunu böyle meze gibi de yaparlar. Patates. Patates, nohut, tahin, soğan ve tarçınla yapılan. Topik.
top. Pik, doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tebrik ederim. 3'te 3 çok sağ olun. Geçti yarışma. Güzel geçti. Uzun zamandır pandemiden dolayı yüz yüze bir sınava girememiştim. Alıştırma kendini oldu. Kendini böyle bir test etmiş oldun. Peki. Marka çekim senin çok sağ olsun. Olun. Hayatında verdiğin en büyük sınav da bu olsun. Hoşça kal. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Genç, tarz bir arkadaşım daha var yanımda. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Saçlar boya mı, orijinal mi? Boya. Güzel olmuş. Yakışmış ama. Çok teşekkür ederim. Seni sağ olun. Seni tanıyalım. İsmim Ada Yıldırım. Üniversitesinde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Aynı zamanda bir önceki arkadaşla beraber aynı Amerikan futbol takımındayım. Şahane. Ve kendisini o Titanic pozisyonunu yapmaya davet ediyorum ben. Gel arkadaş arkadaşa da Titanic olur. Gel şöyle bir yap yanda. Tabii yap ama önüne geçme. Şöyle aynen. Yanında. Sosyal mesafeyi koruyarak. Sosyal mesafeli Titanic yapıyoruz sevgili seyirciler. Ben de şarkıyı bilin. My dreams, I see you. Şarkıyı seslendirecektim ama olmadı Mithat abi. Mikrofonu size verebilirim istiyorsanız. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Hip hop'la R&B ile falan uğraşıyor musun? Bu eller böyle böyle. Ya daha çok Türkçe rap. Türkçe rap. Tamam süper. Kazanırsan bana birazcık söyler misin dostum? Yani kazanırsam kameralar kapalıyken söyleyebilirim. Kapalıyken değil. Açıkken izleyicilerim de duyacak. 80 milyon izleniriz. Ha, peki ama böyle ona göre bir şey. Ya ünlü olmaya niyetim şu an yok. Peki tamam, kendi cevherimi saklıyorum, sonra kullanacağım diyor. Unutmayın beni. Unutmayın beni. Oh yeah. Peki ilk sorum geliyor sana, hazırsan eğer, o da şu. Bir zeka oyunu olan Sudoku'nun kökeni hangi ülkedir? Japonya. Japonya, doğru cevap dostum. Bir ilk soruya geride kalıyor insan. İsim neydi bu arada? Ada Yıldırım. Ha, Ada söylemiştin, tamam okey. İkinci sorum şu Ada. Kurslara verilen güzel ve etkili konuşma olarak da tanımlanan şey nedir? İrem'i de yollayacağız inşallah. Diksiyon. Diksiyon, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. Senin diksiyonun, telaffuzun çok düzgün ama. Ya biraz kendimi zorluyorum işin açıkçası. İstanbul Türkçesini konuşmaya. En iyisini yapıyorsun. Evet. Çünkü hakikaten artık dilimiz biraz böyle İngilizce ile de karışmış durumda. Evet, çok fazla. Arada böyle benim de kaçabiliyor ağzımdan. Özellikle hani böyle dostlarımla sohbet ederken arada bazı kelimeler var ki gerçekten ben de söyleyince çok rahatsız oluyorum ama çok yerleşmiş dilimize. Kesinlikle öyle, evet. O yüzden biraz hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. En iyisini yapıyorsun. Teşekkür ederim. Son sorum tarihten. Yani bakalım. Hadi bakalım neler olacak. Yeniçeri Ocağı hangi padişah tarafından ortadan kaldırılmıştır? İkinci Osmanlı'ydı. İkinci başka bir şey. İkinci kim? Yanlış kopya. Allah ne yapmasın. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle tarif ediyor padişaha. Hey Allah'ım ya. Böyle böyle bu ne padişah olabilir? Gerçekten merak ediyorum. Bir kere hiç o hareketle bir alakası yok o padişah. Hiç yok mu? Hiç yok. Murat olabilir mi o değil, zaman? Değil, M ile başlayan başka bir padişah. Mehmet. İkinci ne dedik? Geri sayıyorum, 5. Mehmet değil. 4. Murat. 2. Murat. Değil Murat. 1. Maalesef. M ile başka? Mehmet var, Murat var. Değil, başka? Başka benim hiç aramıyor. Vallahi var başka. Mahmut. Mahmut doğru cevap. İkinci Mahmut. İkinci Mahmut doğru cevap. Artık hiç unutmazsın ikinci gerçekten Mahmut'u. Gerçekten unutmam ikinci Mahmut'u. Peki, marka çekim senin oldu. Şöyle yapınca ikinci Mahmut artık. Evet, bu nedir ya? Bunu nasıl anlatabilirsin yani? Peki, nasıl geçti dedim? Yani bence güzeldi. Güzel, keyifli bir anı kaldı. Seninle tanıştığım evet. için çok mutlu ben oldum. Ben de çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Size bizim de. İçin gitmeden bir ama böyle bir dakika rap style'a bari öyle maksat yarışmak olsun de. Maksat yarışmak olsun. Onlar... Maksat yarışmak olsun bro. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Mikrofonu konuşurken biraz ağzımıza yanaştırırsak harikulade. Teşekkürler, iyiyim. İsim nedir? Esmani Gürer. Ne? Esmani Gürer. Esmani? Evet. Ne demek Esmani? Göklerde binlerce sevinç ve eski dilde mani para anlamına geliyor. Oo, ne güzel evet. bir anlamı varmış. Bolluk, bereket, mutluluk içinde bir... Öyle ama hiç bize öyle olmadı. Aman demeyin öyle. Sağlığımız yerinde olsun, gerisi hallolur. Orada Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Bugün ne yapmaya çıktınız Bağdat Caddesi'ne? Çalışmaya geldim. Çalışma, iş yeriniz burada. Evet, çalıştığım yer Bağdat Caddesi'nde. Şanslısınız efendim. Ne üzerine çalıştığınız yer? Kurye ve gıda üzerine. Yeme içme üzerine diyelim evet. o zaman, şahane. Bakayım sorularımda yemek var mı?
Yemek yok. Bazen yemekli sorular da oluyor. İnşallah bilirsiniz soruları. Ortakta biz yemekçi olduğumuz için gelmez. Öyle demeyin. Peki ilk sorum şu. Özellikle kalp, mide, bağırsak ve kasların elde olmadan kasılmasına ne ad verilir? Bir şey geçiriyorum. Mide spazm. Spazm. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Bir an mide kanaması dediniz. Yok. Açın açın yarışmadayım dersiniz. Açın. Evet. Bakalım ne diyecekler yarışmada olduğunuzu duyunca. Alo. İyi yeğenim, şu anda yarışmadayım da biraz sonra ararım. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne dedi? Ay köyden arıyorlar çocuğa, ne diyeyim, yarışmadayım dedim, kapattım. O bir şey dedi mi yarışmadayım deyince? Tamam amca dedi, kapattı. Tamam dedi, çok çünkü alışmışlar böyle. Tamam yarışıyor musun, sorun yok diye. Peki selam, köy nerede? Ardahan. Ardahan'a selam olsun diyelim efendim. Tüm Ardahan'daki izleyicilerimize devam edelim. Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert dokuya ne ad verilir? Dişin nesi vardır? Böyle tabakası var. Ne diyoruz? Diş bir şey diyoruz. Diş eti. Değil, diş yok. M ile başlıyor. Diş mercanı. Mercanı mı? Yani. Diş mercanı diye bir şey var mı sevgili seyirciler? Diş mercanı. File. Ne? Papya yok. Pike. Diş pike mi? Pike mi? Pikesi de yok. Diş mercanı yok, pikesi yok. Bu tarafa İrem hakim olalım. Burada kopyacılar var. Diş nesi olabilir? Manisa'nın M'si ile başlıyor. Siz hiç onları unutun. Onları unutun. Bana kanalize oldum. Bileceksiniz. Tamam. Reklamları bir düşünün. Genel olarak hep böyle yıllardır diş macunu reklamları izleriz. Evet. Derler ki diş bir şeyine M ile başlıyor. Diş nesi olabilir? Diş mine. Ne? Mine. Mine doğru cevap. Tebrik ediyorum efendim. Geç olsun güç olmasın. Diş minesi diyorlar o. Diş minesi. Diş minesi. Diş ama ben diş mercanı gibi duymuştum. Mercan vallahi değil. Ben mercanı duymadım hiç, diş mercanı diye bir şey. Vay be, son öyle. Sorum şu. Entomoloji ne bilimidir? Entomoloji ne bilimi olabilir? Sağlık bilimi? Değil. Yani genelde böyle gördüğümüz zaman ay falan yaparız biz kadınlar. Kedi. Değil. Kuş. Değil. Kuşa iyi yapmıyoruz. Kuşu severiz. Kediyi de severiz. Yani böcek görsen yaparsın. Ne yani? Böcek efendim. Doğru cevap. Zorla bildiren yarışma. Zorla kazandıran yarışma. Maksat yarışmak olsun. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ediyorum. Entomoloji ne bilimiymiş? Böcek. Böcek biliminin adı neymiş? Entomoloji. Entomoloji doğru cevap efendim. Uğurluyorum beyefendiye. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Nasılsınız? Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Yılmaz Avcı ben. Yılmaz Beyciğim. Evet. Büfe gıda sektöründe çalışıyorum ben de. Kaç yıldır? 10 yıldır yaklaşık aynı yerde çalışıyoruz. Bir şey soracağım. Şimdi büfe sektöründe ben büfelere bayılırım. İşte tostlarından tutun, dönerlerinden, burgerlerine. O bir büfe kültürümüz vardır ya bizim. Böyle içeri girince evet. De mis gibi bir kokar. Çok severim. Tamam. Ama ben derim ki hep mesela ben burada çalışsam kesin çok kilo alırım derim. Öyle olmuyor galiba değil mi? Yok. Biz mesela hep içinde olduğumuz için artık kokusundan farklı yiyecekler arıyorsunuz. Yani artık hep aynı şeyleri yemekten insan tabii bakıyor. Peki şunu sorayım, büfenizin en meşhur ürünü ne? Islak hamburger. Islak hamburger. Sever misin Mithat abi? Yerim. Yerim diyor Mithat abi. Tabii. İremciğim. Bir de en iyi yerinden yediniz mi daha bir tabii güzel oluyor. Islak hamburger kısmında gerçekten birçok büfe iddialı. Ama ben Anadolu yakası çocuğu olduğum için ben sizin büfede yemiştim. Gerçekten çok başarılı. Evet. Onu da söyleyeyim. Peki. Teşekkürler. Sorularım olacak. Bakayım. Bir soru, ilk sorum aslında yemekle ilgili ama yemekle ilgili bir şey geçiyor içinde. Başlayalım mı? Başlayalım tabii. Yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalıdır anlamındaki deyimde. Neyden dönenin kaşığı kırılsın denir? Bir şeyden dönenin... Kaşıktan dönenin kaşığı kırılmaz. Bir şeyden dönenin kaşığı kırılsın deriz. Biz Etno Spor Kültür Festivali'nde geçen yılın sloganıydı bu aynı zamanda. Yolundan dönenin mi? Neyin? Yolundan dönenin. Değil, bir yemekle ilgili bir şey. Ha, yemekle ilgili. Mesela kaşıkla ne yeriz? Çorba, pilav. Ne? İkinci olan?
İki, bir önceki dediğiniz. Çorba. Değil. Ne dediniz? Yemek mi? Çorbadan sonra bir şey dediniz. Pilav. Pilav doğru cevap. Pilavdan aynen, dönelim. Pilavdan dönelim. Taşır kırılsınlarınızı efendim. Doğru. Tebrik ediyorum. Hayatınızda da böyle bir karar alır onu en azından, elde. Yarışarak öğreniyoruz. Peki efendim. Eğlenirken de öğreniyoruz aynen diyelim. Böyle hayatınızda hırslı biri misinizdir? Kafaya koyduğunuz şeyi yapar mısınız? Yani hedef koyar mısınız? Bir şey tabii ki. O konuda aynen. Yani hedefçiyimdir. Hani özellikle bir şey alacağım dersen yani alırım. Mücadele ederim yani almak için. Mücadelesiz hayat olmuyor maalesef. Aynen öyle. Hepimiz için bu geçerli. Geçiyorum ikinci soruya. Ordu'da rütbesi az teğmenle üst teğmen arasında olan takım komutanlığı yapan subay rütbesi nedir? Az teğmenle üst teğmen arasında olan takım komutanlığı yapan subay rütbesi. Az subay ve üst teğmen. Az teğmenle üst teğmen arasında ne vardır? Üst teğmen. Yani rütbe farkı var. Ama arada bir şey daha var işte. Yani az teğmenin kollarında oluyor. Yok sorum şu. Mi? Tekrar ediyorum. Rütbesi az teğmenle üst teğmen arasında olan rütbe soruyorum size. Tamam. Takım komutanlığı yapan subay rütbesi nedir? Subay rütbesi. Az teğmen değil, üst teğmen değilse nedir? Az teğmen, üst teğmen değilse. Kopya yok. Teğmen mi? Teğmen doğru cevap doğru efendim. Geliyor Alça. Askerliği yani, nerede yaptınız? Bingöl'de. Bingöl'de eyvah aynen, izleyecekler sizi. Olsun. Heyecandan oluyor olsun, böyle aynen, şeyler arada. Aynen ilk defa yarışıyoruz. Nasıldı Bingöl? Güzeldi. Mikrofonda ağzınıza. Yani güzeldi. Batı'dan da daha güzeldi. Hatta daha rahat ettim. 3 ay Isparta'da kaldım. 12 ay Bingöl'de. Aha. Yani oralar daha güzel ya. Peki değişik size de geçti. Güzel bir askerlik deneyimi geçirtmiş aynen Bingöl öyle, diyelim. Aynen öyle. Zorlu bir askerliğimiz de geçti ama güzeldi yine. Peki. Son sorum şu. Proteinlerin temel taşı olan organik bileşik nedir? Proteinler neden oluşur? Temel taşı odur yani. Vitaminlerden mi? A ile başlıyor. A vitamini? Değil. Bir şey. İrem doğru cevabı verdi, duydum. Ama ben duymuyorum onları tabii ben ki. Ben duydum valla. Nedir o odu? A ile başlıyor. A. Evet. Proteinlerin temel taşı. Proteinlerin temel taşı. Evet, o temel taşı olan organik bileşiğin adını soruyorum size. Hatta böyle onların çok önemli olduğu söyleniyor. A ile başlıyor. A nı 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 nı. Nı 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 nı. A nı 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 nı. Yani ananas falan gibi değil değil mi? Ananas. Ananasla ilgili değil. Yani meyvelerden gelmiyor. Değil efendim. 5'ten geri sayıyorum 5. Üzülerek 4. A vitamini. Üzülerek 3. A vitamini değil. A devit olabilir mi yok? 1, 2. 1. Efendim doğru cevap amino asit olacak. Amino asit. Amino asitler efendim proteinlerin temel taşı yapı taşı aminoasit oluyorlar. Anladım. Olsun maksat yarışmakta. Olsun aynen maksat. Kendinize çok olsun iyi bakın. Teşekkür görüşürüz. Ederim. Tatlı bir hanımefendi var yanında. Sanıyorum alışverişe mi çıkıldı? Evet. Elimizde çünkü poşetler var. Aynen öyle. Ne alışverişi? Vallahi günlük ya, alışveriş. Market alışverişi. Aynen öyle, evet. Peki, inşallah sorularımı bilirsiniz. Biz de size bir market çeki hediye ederiz. Tamam, hadi bakalım. İsim neydi? Ayşe. Ayşe Hanımcığım, yakınlarda mı oturuyorsunuz? Evet. Şanslısınız. Bağdat Caddesi hakikaten Anadolu yakasının gözde yerlerinden evet, bir tanesi. Evet, gerçekten öyle. Her şey de elinizin altında. Öyle, evet. Cadde tüm canlılığıyla böyle insanın için hayat enerjisini... Yani pandemiye rağmen değil mi maalesef? Şıkır şıkır cadde ama herkes tedbirli onu görüyorum özellikle Bağdat Caddesi'nde. Çünkü birçok yerde çekim yapıyoruz zaman zaman maskesiz insanlar da üzülerek görüyoruz ama burada yani hakikaten herhalde %1 falandır bu maskesizlik oranı onu söyleyeyim. Evet. İlk sorum geliyor size. Luna Park'larda bulunan ve büyük bir sandalı anımsatan eğlence aracının adı nedir? Ay yapmayın ya. Böyle Luna Park'ta ileri geri gider ona ne deriz biz? Giresun'un G'siyle başlıyor. Hiç heyecanlanmayın. Gondol. Gondol doğru cevap geliyor alkışlar efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sever miydiniz gondola binmeyi? Yani hani çok
hani alışıldık bir şey değil malum. Hı hı. Peki eskiden gider miydiniz Luna Park'lara? Mikrofon ağzınıza rica edeceğim. Evet, evet, evet. En sevdiğiniz çocukken oyuncak neydi Luna Park'ta? İnanın hatırlamıyorum. Milattan önce. Aman öyle demeyin. Olduğu çok için gençsiniz. Çok gençsiniz İnanın öyle demeyin. İnanın hatırlayamıyorum şu anda. Peki ikinci evet sorum şu. Tamam. El dokuma halılarıyla ünlü Bünyan ilçesi hangi şehrimizdedir? Bünyan halısı vardır ya çok meşhur. Şey Isparta'ydı sanıyorum. Değil, Kastamonu'nun K'si ile başlıyor. Kastamonu değil doğal olarak. Ay. Neresi olabilir? Kayseri tabii ki. Kayseri tabii ki doğru cevap efendim. Tebrikler, var mıdır böyle dokuma merakınız, halı evet, merakınız? Evet evet tabii ki ya. O muhteşem bir şey hani. Müthiş bir emek hatta böyle evet derler ya bunu dokuyan kör oldu diye işçiliği ya, o kadar hani ince olan. Tabii tabii. Çok zor hakikaten. Evet. Bir yandan da açıkçası bu meslek grupları da ölüyor diye üzülenlerdenim ben. Maalesef. İnşallah maalesef noktalanmaz. Son sorum da şu. Filmlere konu olan 1941 yılında Japonya'nın saldırdığı Amerikan üssünün adı nedir? Filmlere de konu olmuştur. O P harfiyle başlar. Pearl Harbor. Pearl Harbor doğru cevaptı efendim. Tebrik ediyorum. Nasıl geçti yarışma? Çok iyiydi. Market çekim sizin oldu şimdi arkadaşlarım hemen tamam hazırlıyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Bizim için bir maksat yarışmak olsun deyin lütfen. Peki bu kısık sesimle rica maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın, görüşürüz. Bir hanımefendi, bir beyefendi var yanımda. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. İsim nedir? Mikrofon başına tutarsanız. Sema. Sema Hanım, siz? Burak. Burak Bey, Sema Hanımcığım, ne yapmaya çıktınız dışarıya? Yürüyüş. Yürüyüş, şöyle bir doktorlarımız uyarıyor. 10 bin adım diyorlar. Bir de evlerde çok sıkıldık değil mi bu pandemi sürecinde? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bol bol da kilo aldık. Güzel, hava da güzel dedik bir hava İyi aldım yaptınız. Bugün hakikaten Temmuz ayındayız artık. Neredeyse Ağustos ayına geleceğiz. Ama bugün hava biraz böyle serindi. Ben bir parça da üşüdüm açıkçası. Evet. Böyle bir kot ceketimi almıştım. Serin. Yanına estikçe çünkü o rüzgar bir de böyle insanı mahvedebiliyor. Siz ama anladığım kadarıyla serinlikten hoşlananlardan. Evet evet kesinlikle. Peki. Pandemide kaç kilo alındı? Ben 10 kilo aldım. Maşallah. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Hanımefendi iyi. Formunu korumuş. 10 kilo evet birazcık şey olmuş ama önce sağlık diyoruz. Verilir o kilolarda. Evet şu an başladık. Yarışacağız efendim. Kim yarışacak benimle? Ben yarışayım. Peki bilir mi hanımefendi sorularımı? Bilir. Güveniyoruz. Yani. Harikulade. İlk sorum geliyor size. Çocuklara yemek yedirebilmek için kaşığı ağızlarına götürürken genellikle hangi ulaşım aracı geldiği söylenir? Uçak. Uçak geliyor, demir geliyor. Alkışlar kocaman, tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Size de yaparlar mıydı küçükken? Yapardı, ben de oğluma yapardım. Siz de oğlunuza yaparsınız. Oğlunuz kaç yaşında şimdi? 13. Maşallah efendim, büyütmüşsünüz Büyüdü artık. Uçaklar gitmiştir. Yerini bitti başka şeylere bırakmıştır. Evet, kesinlikle. Peki. Adı ne bu arada? Emre. Emre'ye de selam olsun. Ona sürpriz evet olacak şimdi değil mi? Sürpriz olacak evet. Peki. İkinci sorum şu. Yüzme sporunda suya yüksekten atlamada kullanılan bir ucu sabit, öteki ucu esniyen sıçrama tahtasının adı nedir? Tramplen. Tramplen doğru. Bir an benim aklımda da trambolin geldi. Bir an doğru mu yanlış mı diye onu kontrol ettim. Tramplen doğru cevap. Sporla aranız nasıl yürüyüş dışında? Fena değil. Fena değil. Böyle basketbol oynuyor oğlum. Oğlunuz. Sahne. Eşim keza. Hani. Siz de mi basketbol oynuyorsunuz? Oynuyorum. Evet. Peki ne güzel. Evet. Zamanında sporla büyümüş evet diyelim. Evet. Son sorum da şu. Monoton kelimesinin sözlükteki karşılığı nedir monoton? Tek düze. Tek düze doğru cevaptı efendim. Tebrik ediyorum sizi. Enerjinizi birleştirdiniz, güçlerinizi birleştirdiniz. Market çekimi sizin oldu. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Zaten sürekli seyrediyoruz. Teşekkürler. Evet. Burada yarışmak, evde izlemek gibi mi? Evet. Daha keyifli. Yaşasın. Peki herkesi bekliyoruz diyelim o halde. Evet. Sizleri uğurluyoruz. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarışmamızın bugünlük de sonuna geldik. Maksat yarışmaktı. Gönüllerimiz bir olsun diyelim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.